yemişleri olan seyyarat düşüp dağılacaktır. E, lügat, kelime lügat vererek başlayalım. Şems, güneş, hareketi mihveriyesiyle. Hareketi mihveriye, mihveri hareket demek. Bunu da üstad kendisi lügat vermiş. Normal lügat da baktım benim. İşte eksen mil, bir yuvarlak cismin merkezinden itibaren dönmesi. Merkezindeki bir şeyi e, merkeze alarak dönmesi. Üstad da buna kendisi de lügat vermiş. Sayfa kaçtaydı? Sözler 394, 393, 394. Konuyu daha çok burayla açıkladım. Buraya bağladım. Güneşi kendi merkezinde hareketini diyor. Kendi merkezinde hareketini. Hareketi mihveriye sözler 394'te ilk cümlede kendi merkezinde hareket. Yani güneşin kendi etrafında dönmesi. Güneşin de kendi hareketi var kendi etrafında dönmesi bir de şemsü şumus tarafına gitmesi var. O mu kastediliyor düşünmüştüm. Yanlış düşünmüşüm. Üstad kendisi burada zaten vermiş. Bu sorumun cevabını hemen burada aldım elhamdülillah. Kendi merkezinde hareketi. Hareketi mihveri burada kesin bir şekilde çözdük. Şems hareketi mihverisi iyesiyle kendi etrafında dönmesiyle silkinse meyveleri düşmez. Silkinmezse yemişleri olan seyyarat düşüp dağılacaktır. Burada hemen Üstad bir misal teşbih yapıyor. Ağaca benzetiyor. Ağaca benzeterek silkinse meyveleri düşmez. Seyyarat 12 seyyarat gezegenlerde meyvelere benzetti. Silkinmezse yemişleri olan seyyarat düşüp dağılacaktır. Hatta başka yerde de geçiyor. Güneş manevi bir şecere-i nurane diye başka bir yerde de benzetme aynı buradaki gibi benzetme yapıyor. güneşi ağaca benzetiyor güneşi şems şecereye benzetiyor. Burayı kısaca anladık inşallah. Güneş kendi etrafında dönmesiyle meyveleri düşmüyor. Meyveden kasıt seyyarat, gezegenler. Eğer silkinmezse, kendi etrafında, kendi merkezinde hareketini bıraksa seyyarat düşüp dağılacaktır. Sözler 393-394 buraya atıf yaptım. Burası çok güzel bir şekilde buraya tıklıyor. Şimdi sözler 393'ten itibaren okuyorum. Sondan 5-6. satır oradan başlıyorum. Sani hakim Burada üstad ve şem müstecireyle bu ayetteki Yasin'de geçen üstün sayfında geçen bu ayetin lam harfini beş farklı noktaya nazarla anlatıyor. Alim, avam, şair, hakim değişik dört beş tane bakış açısıyla anlatıyor. da tefekkürü hayale değil arabi kurallara dayanarak yapıyor. Lam, ila, fi, değişik manalar vererek bu, bu şeyleri çıkarıyor. Ve dikkatli bir hakime şu lamı hem illet manasında hem zarfiyet manasında tutturup şöyle ifham eder ki. Şimdi burada Arabi kurallar da var. Bu kısmı geçiyoruz. Başka manalar da vardır da bu kısmı geçtim ben. Sani hakim dikkatli bir hakimin bakışı güneşe. Sani hakim işlerine esbab-ı zahiriyeyi perde ettiğinden cazibe-i umumiye namında bir kanunu ilahisiyle sapan taşları gibi seyyareleri güneşle bağlamış. Önce bir düz okuyayım geriye döneriz. Ve o cazibe ile muhtelif fakat muntazam hareketle o seyyareleri daire-i hikmetinde döndürüyor. Ve o cazibeyi tevlid için güneşin kendi merkezinde hareketini zahiri bir sebep etmiş. Tekrar başa dönüyorum. Bu okuduğumuz sadece Kur'an-ı Kerim'in bir harfinden çıkan mana. Sani, hakim, hikmetli olan allah Teala yaratıcı, sanatkar işlerine esbab-ı perde ettiğinden zahir şeyleri perde etmiş Allah Teala. Cazibe-i Umumiye namında bir kanun ilahisiyle. Cazibe-i Umumiye dedi genel yer çekimi kanunu. Dünyada tüm yıldızlarda evrende olan yer çekimi yasası. Kanun ilahisiyle. Fizikte yasa kanun deniliyor. Üstad Hazretleri burada kanun ilahi tabirini kullanmış. Fizikte işte genel kanun, kural, yasa dediğimize kanun ilahi yani adetullah sapan taşları gibi seyyareleri güneşle bağlamış. Aynı ona benziyor güneşin hareketi de. kendi merkezinde sapan taşını döndürüp attığımızı düşünelim. O şekilde attığımızı düşünelim. Sapan taşları gibi seyyareleri güneşle bağlamış. Ne ile bağlamış? Cazibe-i Umumiye namındaki namında bir kanun ilahiyle. Ve o cazibe ile muhtelef muhtelif fakat muntazam hareketle. Niye bağlamış diye bir soru geldi devamın, devam, devamında üstü atıklıyor açıklıyor. Akla gelebilir. Nasıl bir cazibe oluyor? Yani allah Teala her şeyi gücete de fiziki yani mantık olarak nasıl oluyor? Tek tek açıklıyor. Ayrıntılı bir şekilde. O cazibe ile muhtelif fakat muntazam hareketli. Muhtelif dedi. Şimdi 12 seyyare var. Her biri tam bir daire çizmiyor. Kimisi tam daire, kimisi böyle elips gibi değişik sürahi kapağı gibi düşünen böyle daha değişik şekillerde dönüyor güneşin de tarafında. O da çok ilginç. Fakat muntazam hareketle o seyyareleri daire-i hikmetinde döndürüyor ve o cazibeyi tevlid için Şimdi bu cazibe nereden çıkıyor? Bu çekim gücü nereden çıkıyor? Zahir olarak tabi. Esbab-ı zahiri tevhid etmiş allah Teala. O cazibeyi tevlit için güneşin kendi merkezinde hareketini zahiri bir sebep etmiş. Güneşin seyyareleri tutması, cezbetmesi, bağlaması onları kendine kendi merkezinde hareketiymiş. Kendi merkezinde hareketi cazibeyi tevlid ediyormuş. Zahir bir sebep etmiş. Demek Li manası fi müsteğarren li manzumetiha. Yani kendi müstekarı içinde manzumesinin istikrarı ve nizamı için hareket ediyor. Yani kendi hareketi güneşin kendi kararında kalması aynı zamanda diğerlerinin de kararında kalması, düzeninde kalmasını sağlıyor bir iznille. Esbab zahiri olarak kendi hareketi diğerlerinin de düzenini sağlıyor. Etrafındaki seyyarelerin de düzenini sağlıyor. Güneş sistemi Üstad manzume-i şemsiye tabirini kullanıyor. Çünkü neden ne söylüyor? Bu cazibe nereden çıkıyor? Çünkü hareket harareti, hararet kuvveti, kuvvet cazibeyi zahiren tevlid eder gibi bir adeti ilahiye. Cazibenin nedeni de buymuş. Hareket harareti. Kendi merkezinde hareketi vardı güneşin. Bu hareket harareti, hararet kuvveti, kuvvet cazibeyi zahiren tevlid eder. Yine Üstad Hazretleri burada zahiren diyerek esbab olduğuna vurgu yaptı diye düşünüyorum. Zahiren tevlid eder gibi bir adet-i ilahiye bir kanun-u Rabbani'dir. Bu cazibenin ayrıntısında burada tek tek Üstad Hazretleri 3-4 üst basamakta anlattı. Hareket, harareti, hararet kuvveti, kuvvette cazibeyi zahiren tevlid ediyormuş. İşte şu hakim böyle bir hikmeti Kur'an'ın bir harfinden fehmettiği zaman Elhamdülillah Kur'an'dadır hakikmet felsefeyi beş para saymam der. Devamında da şairane bir bakışla yine güneşi tarif ediyor burada. Ve şairane bir fikir ve kalp sahibine şu lamdan ve istikrardan şöyle bir mana fehmine gelir ki. Güneş nurani bir ağaçtır. Az önce ilk konumuz olan e, şeyde yerdeki gibi mektubat 28. vezirdeki gibi yine güneşe benzetti burada. Güneş nurani bir ağaçtır. Seyyareler onun müteharrik meyveleri. Seyyarelerde hareket halindeki meyveler. Ağaçların hilafına olarak, ağaçların tersine olarak güneş silkinir ta o meyveler düşmesin. Eğer silkinmezse düşüp dağılacaklar. Normal bir ağaç bildiğimiz silkinci meyveler düşer. Hatta üstad asileri bu normal ağaç misalini lemalar 25. lemada da veriyor. Ermiş bazı silkmekle günahlar, meyveler dökülür. Aynı şekilde hastanın titremesiyle de günahlar dökülür diye normal fizik hadisi da misal veriyor. Burada hilafın olarak onun tam tersi bir kanun da varmış diye anlatıyor. Eğer silkinmezse düşüp dağılacaklar. Silkinmezse tabirini kullanıyor. Hem tahil edilebilir ki, edebilir ki şems meczup bir serzakirdir. Güneşin kendi merkezinde hareketiyle hararet oluyor. Hararet kuvveti tevlid ediyor. Kuvvette cazibeyi, çekim gücünü, cazibe-i onu zahirin tevlid eder, ediyor. Bu şekilde kendi kararını sağlıyor. Diğerlerine istikrar ve nizamını sağlıyor. Diğer seyyarlarına kararını, düzenini sağlıyor bu şekilde. Ana konumuz bu. Şimdi başka kısa bir atıf daha var. Mektubat ondan yine bununla ilgili bir yer var. Üstad fiziki bir kuralı e, ifade ediyor. Evet. Ediyor. Normal fiziki bir yasayı Üstad kanun ilahi tabirini kullanıyor. Bu şekildeki, bu şekilde yola çıkarak e, başka bir şeyler de kastediyor tabii. Kas Evet, başka e, tefekkürümle kendim bağlamaya çalıştım. Yani bazı şeyler, bazı şeyler mi hangi tam onu bilmiyorum ama fiziki yasalar Allah Teala'nın koyduğu kanuni ilahi fizikteki yasalar maneviyatta da oluyor. Buradaki şeyler maneviyatta da var sanki diye düşündüm. Ha, mektubat 9'un son kelimesinden arkaya geçiyorum. Gözümüzün önünde kemali hikmet ve intizam ile kameri arza bağlamış. Kameri arza bağlamış azameti kudret ve intizam ile arzı güneşe rapt etmiş ve güneşi seyyarati ile beraber arzın sürat-i seneviyesine yakın bir sürat ile ve haşmet rububiyeti ile bir ihtimale göre şemsü şümüs tarafına bir hareket vermiş diye devam ediyor. Burada aynı bu kanuniyetle şemsin seyyareler tutması bu kamerle arz arasında da varmış. Kameri arza bağlamış diyor. Arzın da e, cazibesiyle kamer bağlı. Arzı da güneşe rapt etmiş. İşte bu misaldeki gibi o seyyarelerden, şemse bağlı seyyarelerden birisi de dünyamız arz. Ve güneş, güneş de bir yere bağlıymış. Aynı kanuniyetle güneş de bir yere bağlı. Yani üç tane iç içe birbirine girmiş. Güneşin kamer arza var. bağlı. Arz şemse, de şemsü şümüse bağlı. Burada da böyle bir atıf var. Başka devamında başka yere geçiyor. Kısa. Bununla ilgili şems ne, bunu nerelerde kullanabiliriz? Bu başka yerlerde nerelerde bu kanuniyet var diye birkaç yere baktım. Şems beş şeye benzetiliyor insanlarda. da. Cenab-ı Hak allah Teala şems ile şemse benzetiliyor. Şems ezeli. Peygamber Efendimizin Risaleti, Peygamber Efendimiz Şems'e benzetiliyor. Kur'an-ı Kerim Şems'e benzetiliyor iman şemse benzetiliyor. Risale-i Nur şemse benzetiliyor. Bir iki tanesinin bakayım bir iki. Üç tanesini iki tanesi atık sarı sarı atın risale geçiyor şemse benzetildi. Şems gibi. Bir tanesini de kendim böyle teşbih ettim benzettim. Onu okuyayım. Sözler 110 okuyorum şimdi. Şimdi asıl mantık kısaca bu kadardı yani. Şimdi bazı yerler uygulayacağım. Yani merkezde bir şey var. Onun hareketiyle hararet oluyor. Hararet ile kuvvet kuvvet cazibeyi tevlid ediyor. Onunla etrafındakileri de merkeze bağlı oluyor. Kur'an-ı Kerim'e bunu uygulayacağız inşallah. Sözler 110 atıyorum. Sözler 110 sayfanın baş tarafı. Eğer kainattan Risalet-i Muhammediye'nin aleyhissalatü vesselam nuru çıksa. Önce Peygamber ikisi de geçiyor burada. Peygamber ve Kur'an-ı Kerim. Kainattan Risalet-i Muhammediye'nin aleyhissalatü vesselam nuru çıksa, gitse kainat vefat edecek. Nasıl ki bu anne okuduğumuz yerde seyyareler şemse bağlıydı. Şemsin hareketi olmazsa seyyareler sistem manzume şemsiye dağılacaktı. Kainatta Peygamber Efendimizin nuruna bağlıymış. Kainatta Risalet-i Muhammediye'nin aleyhissalatü vesselam nuru çıksa gitse kainat vefat edecek. Merkezi Peygamber Efendimizin nurunu, Risalet-i Muhammediye aleyhissalatü vesselam nurunu koyduk. Etrafında kainat var. Merkezdeki Peygamber Efendimiz'in nesaleti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam doğru çıktı. Kainat vefat edecek. Tıksa gitse kainat vefat edecek. Diye burayı benzettim. Şimdi Kur'an-ı Kerim. Eğer Kur'an gitse kainat divane olacak. Ve küriyar kafasını, aklını kaybedecek. Belki şuursuz kalmış olan başını bir seyyareye çarpacak. Bir kıyameti koparacak. Yine aynı şekilde merkeze Kur'an-ı Kerim'i koyduk bu sefer. Etrafında tüm kainatı koyduk. Tüm kainatı Kur'an-ı Kerim'e bağladık. Kur'an-ı Kerim gitse kainattan kafasını, aklını kaybedecek. Şuursuz kalmış başını bir seyyare çarpacak, bir kıyameti koparacak. Yine sistem dağıldı. Düzen bozuldu. Merkezde Peygamber Efendimiz'in nuru, Risale-i Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın nuru ve Kur'an-ı Kerim. Diyordu ya bir yerde Peygamber Efendimiz noktasında da aksi sedası diyordu ya tespihatla anlatırken ne anlatıyordu? Ee, o nuru itibariyle de mesela... O işte, yazmamış olabilir mi? Derste geçmiştir. Mesela işte olandır. Allahu Ekber derken veyahut herhangi bir ahlaksal davranışımızda onun aksi sadası olmasıyla, onun hareketiyle aslında bizi ayakta tutması, onun kendi şahsi hareketi etrafında dönüyor değil mi bizim hareketlerimizde? Bu noktadan baktığımız zaman evet. da bütün ahlaksal olaraktan veya fikirsel olaraktan, hissel olarak her şeyimiz onun şahsıyla da yine e, tamam, tamam. bir evet. bağlantı olmuş oluyor. Yani. Onun Eğitim hareketiyle biz hareket, zaman. ediyoruz. Evet. Ahlaklar ortaya atılıyor yani. Evet. Ayakta duruyor. Bu sesleri çıkarabildim ben kaçırdım bilmiyorum. Şem biz hani bir sana konuşturuyorum abi. şey o, dersek, zat dersek abi, ondan sonra dört tane sayıyor. Hararet, şey, hareket, hararet. Kuvvet, cazibe, yani mahiyet, şunat, sıfat, esma gibi oluyor sanki burda. Evet. En başta zat var. Mı? yani şer sezelı var. Bu bunun dışında birkaç tane daha farklı. Yani insanla geçen yerler, sözler, 145. Burada da imanı biraz benzetmeye çalıştım şahsımın. Hayat ise eğer iman olmazsa iman bağlı buradan evet. hayat bağlı burada anlatayım. Hayat is eğer iman olmazsa veya isyan ile o iman tesir etmezse hayat zahiri ve kısacık bir zevk ve lezzetle beraber binler derece o zevk ve lezzetten ziyade elemler, hüzünler, kederler verir. Çünkü insanda akıl ve fikir olduğu için hayvanın aksine olarak hazır zamanla beraber geçmiş ve gelecek zamanlarla da fıtraten alakadardır. O zamanlardan dahi hem elem hem lezzet alabilir. Burada kısaca hepsini okumayayım abi. Özet olarak İman bizi geçmişe ve geleceğe bağlıyor. Burada Aynen. onu anlatıyor. Çok güzel. Merkezde iman var. Geçmiş, gelecek <laughs> etrafımızda seyyareler gibi şems örneğini verecek olursak. İmanın dönmesiyle, hareketiyle yani, geçmiş diyor. ve gelecek. Evet. Geçmiş ve gelecek var oluyor. Yani geçmiş ve gelecek bizim için nizamlı, intizamlı bizim için manayı ifade ediyor. İman o iman olmazsa geçmiş ve gelecek yok. Sadece ufak Tabii. bir hal, o an o anda yaşıyoruz. De Aynen yani. Sözler 495 abi. İnsanla insan iç biraz enfüsü. İnsanı kamil anlatıyor ya abi. Orada oraya, oraya atıf yaptım. Sözler 495. İnsanın akıl, ruh, sır, nefis gibi pek çok vazifeler, letaifi ve hasileleri vardır. Sözler 495'ten okuyorum. İnsanı kamil odur ki bütün o letaifi, kendilerine mahsus ayrı ayrı tariki ubudiyette hakikat canibine sevk etmekle sahabe gibi geniş bir dairede zengin bir surette kalp bir kumandan gibi letaif askerleriyle kahramanane maksada yürüsün. Şimdi burada ne oldu? Merkezde kalp var. Kalp bir kumandan merkezde. Güneş gibi. Evet. 12 şey letaif abi. askerleri. O letaif neydi? Bir, birkaç tanesini. Kadar da vardır yani. Of. Evet. Ne? Askerler. 12 tane. Kalp bir kumandan abi, Mehmet abi. Letaif askerleriyle, askerler kadar soktur Osman abi diye söyledi. Burada birkaç tanesini söylüyor. Akıl, ruh, sır, nefis gibi. Kalp merkezde akıl, ruh, sır, nefis etrafındaki seyyareler gibi kalbin hareketiyle ona bağlanıyor. Hep beraber diyor, maksada yürüsün diyor üstad. Yoksa kalp yalnız kendini kurtarmak için askerini bırakıp tek başıyla gitmek medar iftihar değil, belki neticeyi ıstırardır. Yani çaresizliğin neticesi kalbin tek başına gitmesi, seyyareleri bırakması, mazlum i şemsiye, o düzenin dağılması. Güneşe benzetecek olması. O evet. gidemiyor, şemsi Bu bu kadar abi. Sözler, şimdi mektubat 356 abi. Bu Burası benim şahsen en hoşuma giden yerlerden abi. Tahayyürde kaldım. Her birinde ayrı ayrı cazibeder hasiyetler var. Biriyle iktifa edemiyordum. O tahayyürdeyken Cenab-ı Hakk'ın rahmetiyle kalbime geldi ki... Bu muhtelif turukların başı, ve bu cetvellerin menbaı ve şu seyyarelerin güneşi şu seyyarelerin güneşi Kur'an-ı Hakim'dir. Seyyarelerin güneşi Kur'an-ı Hakim'dir. Hakiki tevhidi kıble bunda olur. Öyleyse en âlâ mürşid de ve en mukaddes üstad da odur. Ona yapıştım diye devam ediyor. Burada seyyarelerin güneşi Kur'an-ı Hakim dedi. Yine Kur'an-ı Kerim örneği. Üstad Hazretleri burada Risale-i Nur mesleğin başlangıcını anlatmış bir bakıma. Ben burada bu teşbihde kur, e, seyyareleri, tarikatlar güneşi, Risale-i Nur'a benzettim. Bazı arkadaşlar bunu kabul etmedi. risale bir seyyaredir. En parlak bir seyyaredir falan diye söyledi. O da olabilir. İki tefekkür de belki olabilir ama ama, bak, ama benim fikrim Kur'an'ı hakimdir diyor. E, Üstad Hazretleri Risale-i Nur Kur'an-ı Kerim'e bağlı. Kur'an-ı Kerim Arş-ı Azam'la bağlanmış diyor. Güneş, Risale-i Nur, diğer seyyareler tarikat gibi oluyor. Benim Doğru. tefekkürüm öyle oldu. Olur, olur, olur. Evet, Buradan yola çıkarak öyle bir şey. Eğer Risale-i Nur olmasaydı bugün Diyanet açılardı. Bir duman etmişlerdi. Küfür, küfür istila edecek evet. meydana. Doğru. Şimdi, Şimdi abi. Eyvallah abi. Şu, şu 202 Asayi Musa'da da 20 aynı yer. Dördüncü mesele. Dördüncü meseleyi okuyorduk da son zamanlarda medresede. Burayla, orayla bağlamaya çalıştım. Burada hani kalp, mide, ceset, tane mahalle, şehir, üst adasları 10 tane daire sayıyor burada. 2 şey, iki 5'ten toplam 10 tane var burada. 10 12, 12 tane. Merkezde kalp var. Kalp, mide, ceset, tane mahalle, şehir, vatan, memleket, küre, arz, nevi, beşer diye devam ediyor. Merkezde kalp var. O zaman bizim enfüsi alemimizde, iç alemimizde merkezde kalp var. Kalbi ne kadar hareket ettirirsek manevi olarak işte ibadet, namaz, bu şekilde bunun hareketiyle işte mide, ceset, hane, mahalle, şehir hepsi düzeliyor. Diğerlerine de tesir ediyor. Diğerlerine tesir altına alıyor. Kalp, mide, ceset, hane, mahalle, şehir, memleket. Artık manevi seviyemize göre. Üstad Hazretleri mesela. Dimağ dimağ masar hissiyatı vicdandı. Dima ve vicdanı ne kadar birbirine bağlayıp çalıştırırsan her şey artık Hareketlenir, hepsi düzelir. evet, çok güzel. Bizim dima dersler. Burası da bu kadar abi. Bunu da kapatıyorum. Kur'an-ı Kerim cazibeyi umumiyeden zi, umumiyeden ziyade dünyayı muhafaza ediyor. Kainat muhafaza ediyor. Onu söylüyor. Normalde şemsin, küre arzın şemse bağlanması cazibesiyle sistem dünya muhafaza oluyor. Ama orada şu alet 176'da, an 376'da Kur'an-ı Kerim cazibeyi umumiyeden bu güneşin zahir olarak ondan daha fazla Kur'an-ı Kerim muhafaza ediyor tüm her şeyi diye Kur'an-ı Kerim'i e merkeze koyarak bir misal veriyor. Bu da bitti abi. Bir niyet. Ee, bu düşünceler, latifeler bunları da bir yani, hayal ettik. Maneviyattaki güneşle ayakta durduğunu. Mu? Evet. Ruh, ceset ruh ile kalim. Aynı onu gibi. Şimdi mesela e, ihlas risalesi ile ilgili düşünmüştük abi. Her şeyi niyet edebiliriz. İyi şey, müsbet, menfi. Bunların hepsini düşünsek, bunların şemsi, niyet aleminin şemsi ihlas gibi oluyor diye düşündük abi. Merkezde ihlas olursa, niyetimiz ihlas olursa, ihlas merkezde olursa diğer her şey, dünya ve öhrevi diğer her şey yaptığımız şeyler düzeliyor abi. Niyet aleminin şemsi ihlas oldu o zaman. Çünkü muhabbet, iddia, tesanüt, uhuvvet hepsi ihlas isim vardı. İhlas, merkezde ihlas vardı. Niyet aleminin şemsi de ihlas oluyor abi. Bunu da hemen geçiyorum abi. Bu sistem aynı şekilde müsbet olgun menfide de olabilir kelime atıf olarak da başka şeyler de çıkıyor. Oralara geçiyoruz. Bir de burada hani mide işte ekmek parası için falan diyorlar. Merkeze kalp değil mideyi koyuyorlar. Bir tık üstünü koyuyorlar. Bu aynı şeye benziyor. Gömleği düğmelerken bir düğme yanlış başlıyorsun. Kalp yerine mide düğmesiniyle başlıyorsun. Bir tane yanlış başlıyorsun. Otomatik gerisi hep yanlış gidiyor. Ona biraz benzettik abi. <laughs> İşte bunu aileye uygulayabiliriz. Ailede anne baba aileyi tutuyor. İşte medresede işte müdebbir abi vakıf abiler o medreseyi tutuyor zahiri olarak. Manevi olarak aynı zamanda. Bir misalleri artırabiliriz. Ve akhiru da'vahim en rabbil alemin el-Fatiha. Elhamdülillah.